Gel kızım. Biz gidiyoruz. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın, tamam mı? Hadi Ponçik, görüşürüz. Hadi Meyza, görüşürüz kızım. Aman sen nereden geldin de sen? Bağıra bağıra manyak. Ben diyorum kim bağırıyor ya? Ama niye bu kadar? Bizim bahçeye niye gelmiyor ne zamandır anneciğim? Ha? Aa, aşkım su. Bahçeden niye açıyorsun? Aşkım su. Sesimizi duyup geldi. Bu çok zayıflamış ya. Aa, niye böyle oldun bebeğim ya? Seni bizim serseriler bahçeye sokmuyor mu? Dur ben bunu götüreyim de bahçeye koyayım, mama yesin. Gel. Akrobat falan yapalım. Ay kapılar kilitlenmiştir. Burası bizim Eskişehir'de en sevdiğimiz böyle kaçış yerlerimizden birisi. Hasibe'yi ilk buraya getirdiğimde dedim ki burayı ben başka bir şehirde görsem, aa Ümit ben bu şehirde yaşamak istiyorum derim kesinlikle dedim. Öyle bir yer gibi gelmişti ilk başta. Tabii normalde biz şu an kafeye gitmeden önce erken geldik. Ama akşam üzeri burada oturacak yer bulamıyorsun o Kubam'da yazları. Herkes böyle kamp sandalyelerini alıp bir ağaç bir kamp sandalyesi şeklinde böyle yerleşiyorlar. Burası da böyle yaklaşık böyle 3-4 kilometre devam ediyor. Karşılıklı Pors'un kenarında oturuyorsun. Böyle Pors'a en yakın seviyede güzel geniş olan bir yeri. Biz de buraya geldik bu video için. Bu videoda peki ne olacak Hasibe? Bu videoda bize en çok sorduğumuz sorular, en çok merak ettikleriniz, işte çıktığımız yolculukta neye ne kadar harcadık, karavanda yaşamak ne kadar maliyetli, yaşadığımız korkunç bir deneyim var mı? İşte bizim en sevdiğimiz şeyler, enlerimiz yani yolculuklarımızda. Bunlarla ilgili böyle totalde bütün sorulara cevap bulacağız. Ama sizin sorularınızı Hasibe'nin enleri, Hasibe'nin korktuğu yerler veya benim enlerim, benim korktuğum yerler olarak ayıracağız. Hem de birbirimize sormuş olacağız sizin dilinizden. O zaman parayla ilgili duygusal olarak başlayalım mı? Parayla başlayalım o zaman. Başlayalım. Evet Ümit'ciğim, o zaman kalmaya, yakıta ne kadar harcıyoruz? Benzine yani ortalama aylık 500-600 civarı gidiyor. Ama tabii Ramazan rotasında mesela fazla gitmişti ama kafede çalışırken kafeden çıktığımız haftada bir günlerde biraz daha az gitmişti. Biz bu zamana kadar harcadığımız mazota ortalamasını aldık. Aylık 500 lira. Kalma yerleri genelde free kalıyoruz ama bazı yerlerde kaldığımızda da ortalama kalma kampinglerin ücretleri 65 lira oluyor. Bu da ayda bir kere falan oluyor. O yüzden çok bunun eklenir mi bilmiyorum ama yani deterjan falan filan hani beslenme haricinde böyle şeyler alınabiliyor. Toplamda aylık 600 lira diyebiliriz bu ödemelere. Peki Hasibe'cim, beslenmeye ne kadar ödüyoruz? Biz son dönemlerde beslenmemizde çok güzel şeyler kattık kendimize. Hem masrafları minimize ettik hem de kendi alışkanlıklarımızı bayağı değiştirdik. Çünkü ileride hem karavanda uzun süre yaşamayı düşünüyoruz hem de çiftlik hayalimiz için masrafı ve yeme ihtiyacını en aza indirsek daha iyi olur dedik. O yüzden pazarlardan alışveriş yapıyoruz. Haftalık 50 lira, aylık 200 lira ediyor. Haftalık 60 lira kadar bir market alışverişimiz var. O da 240 lira ediyor. 440 etti. Arada gittiğimiz şehirlerin güzel, tatmamız gereken, illaki yememiz gereken şeyleri olur. Onları yeriz. Dondurması, kahvesi falan olabiliyor böyle. Bazen kendimizi ödüllendirdiğimiz oluyor. O zamanlarda yaklaşık 100-200 lira civarı oluyor. Böylelikle bizim 600 lira gibi bir şeye denk geliyor yeme içme masrafımız. Zaten artık o ödül günlerimizde bile böyle yediğimiz yemeklerin bizi çok rahatsız ettiği bir noktaya geldik. Midemiz küçüldü herhalde. Zaten bununla ilgili bir sürü hadis var ya, tokluk insanın düşmanı şeklinde. Böyle işte midemizin 1/3'ünü yemeğe, 1/3'ünü suya, 1/3'ünü havaya ayırmamız lazım. Oturduğumuz yemekten böyle tok kalkmıyoruz. Bu şekilde kendimizi hem masraf olarak hem de beden sağlığı için en düşük yemeğe alıştırmış durumdayız. Ümit Bey, nereden geliyor bu değirmenin suyu? Şimdi nereden geliyor bu değirmenin suyu? Bu değirmenin suyunun nereden geldiğini aslında çoğu insan biliyor. Biz Eskişehir'de kafe işletiyoruz. Tabii önümüzdeki yaza doğru devredeceğiz ve bundan sonra karavanla bir zaman yaşayacağız ve sonra da çiftlik hayalimiz var, oraya geçeceğiz. Bunları bahsettiğimiz videolarımız var zaten. Hatta buraya bırakırım. Oradan onları da izleyebilirsiniz. Sonrasında neyle geçineceğiz? Bununla ilgili açıkçası tam anlamıyla bulmuş değiliz. Hala bunun üzerinde çalışıyoruz ama şu anlık gezdiğimiz seyahatlerimizde ve yememizi, içmemizi, bu biraz önce bahsettiğimiz toplamda 1200 lirayı, üstüne ekstra da tabii bizim faturalarımız oluyor, kıyafet alışverişlerimiz oluyor. Tabii bunları da en minimuma çekiyoruz. İleride belki de hiç artık tamamen bırakacağımız bir hayata geçeceğiz. Toplamda aylık masraflarımız 2000 lira gibi bir masraf oluyor. İki kişi için bence 1000 iyi fiyat. Bizim yaşadığımız hayata göre bence güzel. Bu hayata geçmenin de öncesinde bir çalışıp birikim yapmak da gerekiyor. Bu da var yani. Birikim olmadan, kenarda bir paran olmadan bu hayata geçmek de kolay olmuyor. Şu anlık bizim değirmenin suyu kafeden geliyor. Peki Hasibe'cim, bu zamana kadar karavanla yaptığınız seyahatlerde en korktuğun veya böyle başına bir kötü bir şey geldi mi, böyle bir durum var mı? Bunu bizle paylaşır mısın? Bunu sana daha önce anlatmadım. Ama çok saçma olduğu için anlatmadım. Şimdi biz Antalya'da bir parkın kenarına çektik, uyuduk o Lara'ya, falezlere doğru giderken. Değil mi orası? Evet. Orada... Lara. Antalyalılardan çok özür diliyorum. Lara'ya doğru giderken orada işte bir parkın kenarına çektik. Çok karanlık bir park. Böyle sokağın üstüne 2 tane ağaç gelmiş. Orası çok karanlık. Böyle tam arada kalıyor. Gece yattık. Camlar falan açık. Herhalde o ara dalmışım. Pat diye bir ses duydum. Sanki böyle biri bizim lastiğimizi mi işte bıçaklıyor falan, böyle saçma sapan bir düşünceyle kalktım. Sonra meğer rüya olduğunu anladım uyanınca. Ümit'e bunu demedim. Bir korktum o kadar. Onun dışında öyle ay doğada kaldım da aman şu geldi bu geldi, hiç öyle bir şey olmadı benim açımdan. Yani bu soru genelde bize çok geliyor. Genelde de hanımlardan geliyor. İşte karavanda kamp yapmak güvenli mi? Veya işte başınıza bir olay geldi mi? Ben de isterim ama işte doğada nasıl kalıyorsunuz gibi böyle kafeye gelen siz dostlardan da bu tarz sorular geliyor. Bizim bu zamana kadar şundan başlayayım. Başımıza bir şey geldi mi? Evet, geldi. Ayvalık'ta başımıza bir şey geldi. Issız olmayan aslında denizin kenarında bir yere çektik, park ettik ve gece bir baktık bir anda işte bekçiler geldi. Arkadaşlar burada ne yapıyorsunuz falan, kimlikleri alalım falan dediler. Biz de dedik karavan işte, kamp yapıyoruz burada. Kaldık, bu gece burada kalıyoruz. Meğer oradaki sorun, problem şeymiş. Ayvalık Emniyet Müdürü'nün evinin karşısına koymuşuz arabayı. O yüzden bir sıkıntı olmuştu ama sıkıntı da olmadı. Adamlar sonra baktılar falan GBT'ye, sonra gittiler. Yani bir problem yaşamadık. Karavanla doğada kalmak falan problem olur mu? Bu konuda da şöyle söyleyeyim. Yani eviniz ne kadar güvenliyse belki karavan ondan bir tık daha güvenli. Çünkü bu şey ya, metalden yani, hani kolay kolay metal aşılmıyor. Veya hani evinize biri gelse hareket edip kaçamazsınız. Bununla önüne geçip çalıştırıp oradan gidebilirsiniz de yani. O yüzden çok bir tehlike, yani çok bir değil, hiçbir tehlike yaşamadık bu zamana kadar. Bayağı doğanın dibinde, karanlık ormanın içinde falan, daha başka yerlerde çok kaldığımız oldu. O yüzden bundan korkmayın. Peki Hasibeciğim, karavanla en mutlu olduğun yer orası neresi? Kaş'ta geçirdiğimiz günler olabilir. Gündüz işte gidip Halk Plajı'nda yüzmek, sonra akşam böyle sokaklarında gezmek falan bayağı güzeldi. Orada kaldığımız yerde çok güzeldi. Bir ağacın altına çekip çok sakin, işte deniz manzaralı bir yerde kaldık. Karavanda geçirdiğimiz zamanlar da çok güzeldi o yüzden. Yani sadece Kaş'ı gezmek değil de o karavanın içindeki muhabbet de çok güzeldi. O yüzden Kaş demek istiyorum. Senin en sevdiğin an? Ya aslında şöyle, korkulacak yerlerde bahsetmemiz gerekebilirdi veya başımıza kötü bir şey geldi kısmında bahsetmek aklıma geldi. Sonra da onu biz çok güzel atlattığımız için onu anlatmaktan vazgeçtim. Bizim Ayvalık'ta güzel bir anda tam iskelenin üzerine çıktık. Denizin üstünde drone'u etrafımızda döndürürken ben artistik olsun diye drone'a bakmayayım dedim. Hasibe sen arkadan kontrol etsene falan derken bir anda ağaca çarptı ve pata pata böyle drone aşağı indi. Bir tık moralimiz bozuldu gibi oldu falan. Sonra dedik ki ya ne tadımızı bozacağız? Seyahatteyiz ve şu an anın tadını çıkaralım dedik. Ve çıktık, Ayvalık'ı gezdik, bütün sokaklarını gezdik, bütün sokaklarını dolaştık. Orası benim için çok güzeldi. Hatta Instagram'da da yazmıştım, yine buradan da hatırlatayım. Ayvalık'ta Taksiyaris Kilisesi'ni müzeye çevirmişler. Biz de müzeyi gezmeye gittik. O gün de o sokaklarda da pazar kurulu. Sonra pazartesi olmamasına rağmen müze kapalıydı. Biz de etrafını bir dolaşalım da bakalım dedik. Hani belki başka kapısı mı var acaba falan derken böyle yokuşa doğru kurulu olan Ayvalık'ın yan sokaklarından, öyle cumbalı binalarının aralarından, Kaş sokaklarından 2 tane teyze kenarda dinlenmek için oturmuşlar, pazardan gelenler. Ve onlara selam verdik, sohbet ettik. Sonra pazar alışverişi yaptığı çantalarına yardım ettik. Evlerine gittik. Yani evlerine kadar eşlik ettik onlara. Sonra ödül olarak da tabii onların evlerini görme şansı bulduk. Rumlardan kalan bir evde oturuyorlardı. Çok güzel, böyle cumbalı falan, tarihi bir evdi. 1910'lardan falan kalan bir evdi. Bizde böyle mimariye karşı biraz ilgimiz de var. Neyse, o teyzelerle tam vedalaşırken yandan Arzu Hanım çıktı. Arzu Hanım'la açıkçası şöyle dışarıdan, karşıdan baktığımda ilk ben acaba bu hanımefendi Rum mu falan diye böyle aklımdan da geçirmedim. Çünkü siyah bir elbise, böyle başörtü bağlayışı farklıydı. Altında yani kıyafet şekli çok böyle bir Rum kıyafeti gibiydi. Sonra değilmiş, Karadenizliymiş hanımefendi. Adı da Arzu'ydu değil mi hanımefendinin adı? Arzu Hanım'la sohbet etmeye başladık ve sonra korkularımızdan falan bahsederken, o hani böyle ileride çiftlik kuracağız, araziye gideceğiz falan diye bahsederken geçinebilir miyiz falan, biraz önce de bahsettik işte, maddi konularla ilgili böyle kaygılarımız var. Bununla ilgili Arzu Hanım'ın dediği, onlar da önceden İstanbul'dalarmış, sonra Ayvalık'a gelmişler ve kaç senedir orada yaşıyorlarmış. O geldiği dönemde de aslında biraz sıkıntılı da dönemmiş yani. 79. Evet. Bunun üzerine bize şey dedi, oğlum dedi, hiç korkmayın dedi. Çünkü dedi rızkı veren Allah'tır dedi. Sen Amerika'ya gidince rızkın artmayacak, köye gidince de rızkın azalmayacak. O yüzden nereye gidersen git rızkın seninle gelecek dedi ve içimizi çok rahatlattı. En son bize de her meyveden birer çeşit ikram ederek bizi yolcu etti. Çok da güzel meyvelerdi bu arada da. Arzu Hanım belki tesadüf denk gelir, videomuzu izlerse de buradan ona da çok selamlarımızı yollayalım. Benim için en güzel an Ayvalık'tı. Peki karavanla ilgili deneyim olarak en sevdiğin ya da en sevmediğin birer tane örnek verirsen? En sevmediğim karavanda bulaşık yıkamak. Çok zorlayıcı oluyor. En sevdiğim de otel olmayan bir yerde bile istediğin gibi kalabilmek. Peki Ümit, senin? En sevmediğim o su bidonlarını boşaltmak veya su bidonlarını doldurmak. O biraz zahmetli oluyor, bidonları taşımak falan. Hortum bulamadığımız yerlerde özellikle. Ona bir hortum alalım, arabaya koyalım Hasibeciğim. Bunu hep söylüyoruz ama unutuyoruz. En sevdiğim anda yani böyle eşyalarını taşımıyorsun, bir yere giderken çanta taşımıyorsun. İşte bir şeyle kurmakla falan da uğraşmıyorsun, otel aramıyorsun, restoran aramıyorsun, seyahat etmeye gittiğin bir yerde sürpriz yaşamıyorsun. Evin çünkü seninle geliyor. Peki bize en çok gelen sorulardan biri, çocuk düşünüyor musun? Hasibe hamile misin? Öyle hissettim, hamile gibisin. Şimdi birincisi, kafeye insanlar geliyorlar, dostlarımız. Bana diyorlar ki, aa videolarda ne kadar şişman gözüküyordun Hasibe, sen çok zayıfmışsın diyorlar. Galiba Ekrem 5 kilo katıyor ve çocuk yok. Yani daha dün bununla ilgili bir sürü soru aldık, çocuk yok. Yakın zamanda düşünmüyoruz, kısmet ne zamansa o zaman, Allah ne zaman nasip ederse o zaman diyoruz. Bununla ilgili çok aşırı bir plan yapmıyoruz. Şimdilik böyle çiftliğe kadar öyle bir planımız yok. Yani 3-4 sene içinde istemiyor gibiyiz. Bu şekilde. En çok soru aldığın şey, dövmeler ve sakalım. Ne diyeceksin? Ya şöyle, aslında yani ben karavan hayatımızı açtım ama yani bununla ilgili sorular geldiğinde, yani bana şahsıma ait sorular geldiğinde aslında çok hoşlanan biri değilim. Yani benim sakalım veya saçım veya başka bir şeyim. Ben zaten normalde hani ne istiyorsam onu yaşarım. Çok insanlar ne diyor diye bakarak yaşamam. 18 yaşında saçlarımı örmüştüm. Sonra 19 yaşında saçlarımı siyah boyatmıştım falan gibi. Annem bile tanımamıştı hatta. Yani çok umursadığım bir durum değil. Ama dövme konusunda büyük pişmanım. Yani o benim cahillik zamanımda yaptırdığım bir şey ve sonrasında çok pişman oldum. Keşke şu an yani şeyi bekliyorum. Biraz para biriktirip ileride ve biraz da o tedavinin de gelişmesini de bekliyorum açıkçası. Lazer tedavisiyle sildirmeyi düşünüyorum ileride. Çünkü birilerinin bu konuda bunu görerek böyle "Aa güzelmiş" demesi bile beni çok rahatsız ediyor. Ama sıcaklarda da mecburen tişört giymek zorunda da kalabiliyoruz bazen. Görülüyor ve insanlar soruyor. Çok pişmanım. Hiçbir anlamı yok dövmelerimin. Hepsi çocuksu şeylerdi. Kesinlikle şu anki aklım olsa yapmazdım. Kimseye de tavsiye etmiyorum. Ayrıca sakal konusunda da dediğim gibi ben canım istediği zaman sakalımı uzatıyorum. Canım istediği zaman sakalımı kesiyorum. Canım istediği zaman saçımı uzatıyorum. Yani bunlar benim zevklerim. Bunlara biraz daha böyle şey olursanız, karışmazsanız sevinirim. Çünkü yani hani sonuçta ben de biliyorsunuz İtalyan vatandaşıyım. Yani oralarda bizim özgürlüğümüze düşkünüzdür. Hatta bir söz vardır. İtalyan çomağı hazırla diye. Kalkıyorum ben. Peki Hasibeciğim, kitap videosu çekeceğiz demiştiniz bir ara. Kitap öneri isimleri almıştınız, onları cevaplamadınız ve ev videosu, kafe videosu, böyle videolar çekmeyi düşünüyor musunuz? Şimdi birincisi o kitap önerisi videosu, kitap konuşması videosunu biz çektik. 1,5 saat sürmüş bütün muhabbet. Ama hiçbir şeyi kesip atamıyoruz çünkü o kadar güzel bir muhabbet ki o 1,5 saatlik videoyu da yayınlayamadık haliyle. Tekrar çekebiliriz, çekmeyi düşünüyoruz. Ayrıca kafede bir gün, evde bir gün videoları merak ediliyor sanırım. Onları da çekmeyi düşünüyoruz ve evde bir gün videosunda bu beslenme düzenimize böyle kattığımız ya da kendimizi geliştirmek adına kendimize kattığımız birçok şey var. Size de faydalı olacağını düşündüğümüz, onları sizinle paylaşmak istiyoruz. Bakalım, ileride planlarımız var. Bundan sonra ne olacak? Seyahatler ne olacak? Nerelere gideceksiniz? Planlarımız neler herhalde? Onunla ilgili sorular çok alıyoruz. Şimdi bundan sonrasında şunu düşündük. Biz aslında kafeye bir çalışan alıp uzun bir dönemde hani devam etmeye istedik. Ama şöyle bir şey karar verdik. Ya zaten önümüzdeki yaza kafeyi devredeceğiz. Kafeyi devretmeden de biz bu kafeyi zaten hayalimiz olduğu için açtık. Ya onun da tadını çıkartmak istiyoruz. O kafeden fırsat buldukça ara ara seyahatlerimize devam edeceğiz. Ama zaten seyahat edemeyeceğimiz bir durum olacak. Ekim ayında size duyuracağız. Çok güzel sürprizlerimiz var. Yani ben bunu böyle ağzından kaçırmak istiyorum. Söylemek istiyorum ama söylemeyeyim. Sürprizi kaçmasın. Ekim ortalarında zaten size duyuracağız. Yani yaklaşık 1 ay sonra size duyuracağız. O 1 ay içinde de zaten Hasibe'nin de dediği gibi evde bir gün, kafede bir gün veya işte kısa bir Ankara ziyareti düşünüyoruz. Orada analog fotoğraf makinasıyla bir gün geçireceğiz. Onun da zevkini size paylaşacağız. Bir de böyle araya kitap videosu paylaşırız. Bir de Eskişehir'de sürpriz bir video, sürpriz bir konukla gelebilir. Onu da bakalım. Ona daha söylemedik, haberi yok. Ama ona da teklif edeceğiz. Öyle yani aklımızda başka da çok güzel şeyler var. Gelecekle ilgili çok güzel planlarımız var. Zaten biz böyle hayatımızı planlıyoruz. o planların doğrultusunda da yavaş yavaş hayatımıza sokup ilerliyoruz. Şimdi sorular böyleydi. Tabii bundan sonrasında yine böyle videolar yapabiliriz. Aklınıza gelen, merak ettiğiniz başka sorular varsa siz de bize sorabilirsiniz. Bu arada soru demişken, yorum yapma demişken daha doğrusu, eski videolarımızın altına yorum yapılıyor. Neden cevap vermediniz diye kızanlar olmuş. Biliyorsunuzdur artık sizde, yani uzun zamandır böyle bizi takip eden insanlar bilirler. Biz bütün yorumlara cevap vermek için özenle dikkat ediyoruz. Hatta Instagram'dan da, YouTube'dan da her yerden cevapları çok vermeye dikkat ediyoruz. Ama biz böyle boşta sadece karavan hayatı yaşamıyoruz. Aynı zamanda kafede de çalışıyoruz şu ara. Bu biraz zorlu oluyor bizim için. Çünkü vakit çok olmuyor ama buna rağmen biz yine de bütün yorumlara ve mesajlara cevap vermeye çalışıyoruz. Çünkü biz bu iletişimi sevdiğimiz için zaten bu YouTube kanalımız var. Ama eski videolara atılan yorumların bildirimi gelmiyor maalesef bize. Biz de o yüzden böyle vakit buldukça hatta eski videolara dönüp yorum kısımlarına yeni yorum yapılmış mı diye bakmaya çalışıyoruz ama 50 tane falan video oldu ve bunların hepsinin altına girip tek tek yeni yorum yapılmış mı diye kontrol etmek de ayrı bir mesai gerektiriyor. O yüzden bunları kaçırırsak, hani bunlara cevap veremediğimiz durumlar olursa sizden anlayış bekliyoruz. Yeni yapılan videolara yorumlarınızı bekliyoruz. İletişimde olmak çok hoşumuza gidiyor. Bu arada iletişim demişken Instagram adresimizi YouTube'dan daha yoğun kullanmaya başladık sanırım. Bazen pazar günlerini kaçırabiliyoruz videolarda ama Instagram daha aktif. O yüzden bizi Instagram'dan takip edebilirsiniz. hellopeople.co. Evet, Instagram biraz daha yani elinin altında kolay oluyor. Bir hazırlığı, işte videoyu çekmesi, montajı gibi kısımlar olmadığı için daha böyle pratik oluyor. Aktif yaşamımızda, bizim günlük yaşamımızda bizi takip etmek isterseniz de Instagram'dan hellopeople.co'dan takip edebilirsiniz. Var mı başka bir şey? Yok. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın.